Arkadaşlar merhabalar, AYT Genel Tekrar'da dördüncü videodayız. Devamında ne yapacağım hemen size söyleyeyim. Bunu beşinci videoda bitirmeyi planlıyorum bir aksilik olmazsa. Yani iki videoda bu işi tamamlarız, 3 artı 2. E, sonrasında 10 soru yorumlar var. E, AYT mini denememiz var, 10'ar soruluktan oluşan arkadaşlar. Bir 9 veya 10 tane olacak. Sonra geometri denemeleri olacak. Yine 9 veya 10 tane arkadaşlar, 10'ar soruluk. E, geçen sene beğenilen, bu sene de inşallah fırsat olursa koyacağım. E, yorum soruları olacak. Onları biraz daha böyle Mayıs ayına saklıyorum. Çünkü geçen sene de o zamanlar koymuştum. O yüzden ne zaman gelecek, niye gelmiyor falan demeyin. Her şeyin zamanı var. Ben ona göre dizayn ediyorum sonuçta. Sizi de düşünüyorum. E, soruların da çöpe gitmesini istemiyorum. Çünkü bazı şeyleri zamandan önce çözünce ziyan oluyor arkadaşlar. Bunun da olmasını istemem. Ben AYT 5'li denemeyi çözdüm. Soruları güzel, çok zorlayıcı değil. Aynı nasıl ki 5'li denemenin soruları aşırı zorlayıcı değil. Ama simülasyonlar zordu TYT'de. Burada da 5'li denemeler çok ideal tadında tam böyle AYT'yi bitirdikten sonra çözülmesi gereken denemeler. Bir de ben şuna inanıyorum. Bu kanalı takip ediyorsanız benim artık anlatım tarzıma alışıyorsunuz. Bu bir bütündür. Benim konu anlatımlarımı dinledikten sonra üzerine denemeleri çözünce her şey zihninizde aslında böyle tuğla yerleştirir gibi yerleşir arkadaşlar. Bunu ben önemsiyorum. Yani e, o yüzden de çözmenizi isterim. AYT 10'lu simülasyon hedefi 35 üzeri olan Hadi ben biraz daha böyle azaltayım. Hedefi 30 üzeri olan her öğrencinin çözmesi gereken denemeler. Ee, yine bence gerçekten zorluk düzeyi yüksek olan denemeler. Ama o hani şöyle söyleyeyim zorunlu. Bu kanalı takip eden öğrenciler o denemeyi alsın çözsün arkadaşlar. Gerçekten iyi soruları var ve ben çok hevesli çözdüğümü düşünüyorum. Orada verebileceğim her şeyi de vermeye çalıştım. Dolayısıyla bu sene böyle denemeler çözerek de çünkü geçen sene diyordunuz ki hocam deneme çözmeyecek misiniz? Herhangi bir yayınla anlaşmam olmadığı için onları ben çözemem diyordum. Kendim hazırlamıştım o yüzden geçen sene onları çözmüştüm. Bu sene çok şükür ona da gerek kalmadı. Sorulara gerçekten iyi olduğuna inandığım için eğer sözüme de güveniyorsanız siz de çözersiniz ee, ve başarınıza bir katkısı olur arkadaşlar. Bazen tabii ki bakın 3. videodan sonra 4. 5. videoya geçmek kolay olmuyor. Çünkü sonuçta benim yapmam gereken de bir sürü iş var. Yani ben isterdim ki sadece YouTube üzerinden ilerleyeyim. Çünkü vakti zaman da öyle bir hedefim yoktu ama sonra e, kanal biraz biraz yavaş yavaş büyüyünce acaba olur mu dedik. İşte 3D yayınların ile biraz daha heveslendim. Ama böyle e, tam böyle tatmin olduğum seviyede değil. Yani sonuç olarak benim bütün varımı yoğumu buraya sarf etmem için e, kesinlikle burası yeterli değil. E, bu abone sayısı veya izlenmelerle kendimizi kandırmak olur. O yüzden de sonuçta ee, bir şeyler de yapmam gerektiği için normal hayatıma da devam ediyorum. Mecburen ne oluyor? Ben geri kalan zamanımı buraya ayırıyorum. Öyle bir destek seviyesi yukarı çıkar, öyle bir gelir gider tablosunda çok iyi bir durum olur ki inşallah zaten tamamen burası olur. Bu yüzden de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Seneye için de çalışmalarım var. Hatta direkt böyle bir kitap hazırlayıp, bu kitabı böyle piyasaya sürüp onun şeyleriyle, videolarını hazırlayarak böyle Hakikaten klasikten yeni nesile her şeyi çözüp e, kanal üzerinden size her şeyi düzgünce anlatabilmek. Hedefim bunlar ama bunlar için de zaman, enerji, sağlık, e, para falan bir sürü şey gerekiyor. O yüzden de e, sizin de güzel dileklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sonuçta karşılıklı bir ilişki var. Yani burada hay, hayrına yapmak işte yok. Karşılıklı, karşılıksız yapmak mevzularını girmeyeceğim. Çünkü herkesin e, düşüncesi, inanışı farklı olabilir. Ben burada önceden tabii ki ana niyetim eğitimde fırsat eşitliğiydi. Sonra eğer buradan böyle bir şeyler olursa tabii ki bir kazanç da olsun istiyorum. İnşallah olursa siz mutlu ben mutlu hayatımıza devam ederiz. Bu yüzden de lütfen beğenilerinizi ve tavsiyelerinizi eksik etmeyin. Bir eksiklik fazlalık falan olursa da zaten belirtirsiniz. Ee, i̇nanıyorum ki ben büyüdükçe size de faydası olur. Siz size faydası oldukça bana da faydası olur. Geçen sene olduğu gibi yolumuza güzel bir şekilde devam ederiz. Hepinize başarılar diliyorum ve ben artık teste geçiyorum. İlk soru arkadaşlar 0 ile arasında 0 x arasında bir ilişki verilmiş. Sonra i eşittir kök eksi 1 demiş. Kök içinde x eksi y artı kök içinde 4 y kare eşittir 10 artı 3 i diye söylüyor. Şimdi burada ee, ne yapacağız bir kere karmaşık sayılarda Evet kök eksi 1'in iyi olduğunu atlamamak lazım arkadaşlar Bunu nasıl kullanacağız Normalde bakın x y'den küçük olduğu için küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarırsanız Burası negatiftir E, ee, burada karmaşık sayıya nasıl bağlayacağız hocam bak Sen bunu eksi parantezin alırsan 2'ye eksi- x olur Sonra bunu kök eksi- 1 ve 2 eksi x diye ayırırsan da gördüğünüz gibi böyle bir durum olur artık Burası i çarpı kök içinde 2y eksi x olur. 4y kare de y sıfırdan büyük olduğu için 2y'nin karesi. Demek ki dışarı ne olarak çıkar? Karesinin kare normalde mutlak değer. Ama pozitif olduğunu bildiğimiz için şundan dolayı dışarı 2y olarak çıkacak. Böylece 10 artı 3 i. Karmaşık sayıları arkadaşlar biz z eşittir a artı b i olarak biliyoruz. Burası reel kısım. Burası sanal kısım hatta bazen imajiner kısım diye de geçer. Şuraya rz diye gösterirler. Burayı da imz diye gösterirler. Böylece karmaşık sayılarda reel kısım reel kısma eşittir. Sanal kısım arkadaşlar sanal kısma eşittir. Reel kısım 2y eşittir 10 olduğundan dolayı y eşittir 5 geldi. Sonra 2y eksi x de kök içinde neye eşit olmuş olacak? 3'e. 2y'yi zaten 10 verdiği için buradan da Kök 10 eksi x 9. Her iki tarafın karesini alırsam 10 eksi x eşittir 9. Böylece x 1 oldu arkadaşlar. Bizden zaten x'in y'den farkını istiyor. Eksi 4 oldu bu testin ilk sorusu. Şimdi z karmaşık sayısının eşleniği evet gerçekten böyle gösterilir. Rz eksi 1 imze e eşlenik. Rz artı 1 eşlenik eşittir imze demiş. Demin söylediğim gibi imze dediği yer aslında sanal kısmı. Z ile sorularda size tavsiyem A artı B'yi yapmanız ve böylece A dediğiniz zaman burası R burası da e, imajiner Z olmuş olacak. Şimdi ne diyebiliriz buna bakalım Z eksi 1 olduğu için Z gördüğüm yere A artı B'yi yazarsam A artı Bİ eksi 1 A eksi 1 artı Bİ olacak arkadaşlar bu. İmajiner Z eşlenik ne demek? Direkt şuranın B kısmını alacağız. Bakın sanal kısımda bazen karıştırılıyor. Sanal kısmın kat sayısı. İ zaten sanal kısım. Bunun kat sayısı demektir şu. O yüzden de baktığınızda Z'nin eşleniği hatırlayalım. Neydi? İ'li olan ifadenin işaretini değiştir. Artıysa eksi yap, eksi ise artı yap. Dolayısıyla Z eşlenik A-Bi eksi olur. Bunun da sanal kısmı arkadaşlar eksi b'dir. i yok bakın eksi b. Böylece bu nereye eşitmiş? Şu ifadenin reel kısmı dediği için a eksi 1 eşit oldu eksi b'ye. Birinci denklemimizi bulduk. Sonra z artı 1'in eşleniği. z dediğim a artı bi artı 1. Burada a artı 1 artı bi eşleniği nedir arkadaşlar Bunun. A artı 1 eksi i. Çünkü sadece i ile olanın işaretini değiştiriyoruz. İmajiner Z ne demektir? Z'nin tabii ki sanal kısmını al. Z dediğimiz A artı i olduğu için bunun da sanal kısmı neye eşit olacak arkadaşlar? B'ye. Böylece A artı 1, şöyle yazayım, eşit oldu B'ye. Bundan sonra iki denklem. A artı B eşittir 1. A eksi B eşittir. Eksi 1. Taraf tarafı topladığımda A 0 geldi. B de arkadaşlar buradan çıkarttığımız zaman ee, 1 gelmiş oldu. Bizden sanal kısmını istiyordu zaten. C şıkkı olmuş oldu. Şimdi bu karmaşık sayıyı çok böyle abartmayacağım. Çünkü karmaşık sayıda A artı B'yi kısmı var sadece. Olayı böyle halletmiş oluyoruz. Logaritmaya gelelim biz şimdi. Logaritmada tabi bir sürü kural var arkadaşlar. O yüzden logaritmanın iyi çalışılıp diğer konular gibi her zamanki gibi kuralların da öğrenilmesi lazım. Ben bazen şöyle bir eksiklik hissediyorum. Bazı öğrencilerde, herkes de değil, ezbere karşılık adı altında soruları neredeyse kuralları bile uygulamadan yapabilir miyiz mantığı. Hatta ben onu soru çözümlerinden de fark ediyorum. Bir şeyi öğrenirken arkadaşlar taklit etme, ezber aslında öğrenmenin ilk aşamalarından. Sonraki kısımlarda yorumlama gelir. Hatta öğrenmenin basamakları bilgi, uygulama, sonra analiz, sonra sentez, en sonda değerlendirmedir. O yüzden bilgi dediğimiz şey aslında ezber ve kuru kuruya taklitten geçiyor. Onu küçümsemeyin. O yüzden logaritmadaki bu ezberler de önemli. Mesela bu soruda kural var. Nasıl bir kural var? Logaritma A tabanında B, 1 bölü logaritma B tabanında A'ydı. Ters çevirdiğiniz zaman arkadaşlar taban ve sayı yer değiştiriyordu. Ama burada şunu hemen söylemek zorundayım. Diyelim 3 tabanın 3 bölü logaritma 4 tabanında 5. Bu 3'ü sakın ellemeyin. 3'ü yer değiştirmek yok. Biz logaritmaya odaklanırız. Logaritmayı yer değiştiririz arkadaşlar. Böyle tamam mı? O yanlışın yapıldığını bazen fark ediyorum. Kat sayı olduğu gibi duracak. Payda da ise payda da. Payda ise payda. O kendi halinde duracak. Mesela bu böyle olsa da. 1 bölü 3 olsaydı arkadaşlar yine aynı şekilde değiştirmek yok. Sadece logaritmalı kısmı değiştiriyoruz. Anlaştık mı? Buna göre logaritma A tabanında A, B, C'yi. E bu da A, B, C. E bu da A, B, C. O zaman aslında bana mesajı şuymuş. Sen git bunu diyor. 2 log A, B, C tabanına çevir. Ters çevirince bak böyle sayıyla taban yer değiştirdi. Ters çevirdim. Logaritma A, B, C kök B oldu. Yine ters çevirdik. 12 logaritma ABC 6 kök c oldu. Şimdi arkadaşlar bundan sonra ne söyleyeceğiz? Logaritmada aynı tabana sahip olan denklemlerde işlem yapmak istiyorsanız bu kat sayılardan kurtulup başa almanız gerekiyor. Logaritma ABC a kare. Sonra logaritma ABC. kök b'nin dördüncü kuvveti ne olur arkadaşlar? b kare. Sonra logaritma a b c 6. dereceden kök C'nin 12. kuvveti ne olur? Bak üstün üstü çarpılır. Bu yüzden 12 çarpı 1 bölü 2'den C kare oldu. Dolayısıyla logaritma A, B, C tabanında tabanlar aynı olduğunda sayılar böyle çarpılır arkadaşlar toplama işleminde. Logaritma A kare, B kare, C kare de logaritma A, B, C, A, B, C'nin karesi geldi. Bunlar birbirini götürdü. Üst başa geldiği için Cevabımız 2 olmuş oldu. Bu türünden sorularında bazen zorlandığınızı biliyorum arkadaşlar. Ee, sorularda da e, göstermeye çalıştım. Kitap çözümlerinde de zaten yeterince bu tarz sorular var. Bunlarda neye dikkat edeceğiz? Tabii ki logaritma 15 tabanında 9 verilmiş. Burada gördüğünüz gibi logaritma yok bile. Üstel fonksiyon var. Ben o yüzden burada önce bir logaritmaya e, getireyim olayı. X eşittir. Şunu bir kapat. Öbür tarafa nasıl geçer? Log 5 olarak geçer. Böyle olur. Sonra bunu görme şimdi. Y eşittir. 3 öbür tarafa nasıl geçer? Logaritma 3 tabanında 2 olarak arkadaşlar. Buna göre tabii ki e, tabanlar farklı oldu. Bir kere logaritma 15 var. Logaritma 5 var. Logaritma 3 var. İyice iş sarpa sardı gibi görünüyor. Ama burada bakın ikiler ortak ya. Hemen demin ki ilk soruda söylediğim gibi. Burada da taban değiştirme mevzusuna e, girebiliriz. 1 bölü x eşittir. Logaritma 2 tabanında 5. Bak ne yaptım? Logaritmada ters çevirme yaptım. Logaritma 5 tabanında 2 x ise 1 bölü x de log 2 5'tir. 1 bölü y de aynı şekilde logaritma 2 tabanında 3'tür. Bunun bize şimdi avantajı ne oldu arkadaşlar? Artık ben logaritma 15 tabanında 9'u logaritma 2 tabanında yazabilirim. Şu kuralı hatırlayalım. Logaritma c tabanında a eşittir diyorduk. Ben bunu diyelim x tabanında yazacağım. Logaritma x tabanında a bölü logaritma x tabanında c. Bu sayıyı üste yazıyoruz, tabanı da alta yazıyoruz. Tamam mı? Bu yüzden arkadaşlar, bu soruda arada da eğer böyle size verilen taban, sorudaki sorulan tabanla hiç alakası yoksa yapmanız gereken olay budur. Bak, logaritma, şu kalem bir incelteyim hafif ya. Logaritma 2 tabanında burası 9 olacak. Aşağısı logaritma 2 tabanında 15. Gördünüz mü? Böylece logaritma 2 tabanında 9 ne demektir? Logaritma 2 tabanında 3'ün karesi. E o da üst başa gelir. 2 log 3 2 olur. Sonra logaritma 2 tabanında 15. Log 2 3 artı Logaritma 2 tabanında 5. Çünkü tabanları aynıysa bu çarpım halini toplama dönüştürebiliyorduk. Ya da toplamı da çarpımı dönüştürüyorduk. Soruda hangisi uygunsa. Bu şekilde yaptık. Ve dikkat edin lütfen. Logaritma şurası ters yazmışım affedersiniz. Logaritma 2 tabanıydı orası. Logaritma 2 tabanında 3. Ben zaten bunun ne olduğunu biliyorum. 1 bölü y. 2 çarpı 1 bölü y. Yani 2 bölü y. Logaritma 2 tabanında 3 yine 1 bölü y. Logaritma 2 tabanında 5 onun da 1 bölü x olduğunu biliyoruz. Demek ki toparlarsak artık 2 bölü y, y artı x bölü xy bunlar gitmiş oldu. 2x bölü y artı x geldi arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimiz zaman. Logaritma 6 tabanında 2, logaritma 3 tabanında 12 x türünden değeri nedir diye soruyor. Şöyle soruyu gördüğünüz küçültüyorum yer açmak için. Şimdi logaritma 3 tabanı sorulan taban 3 verilen taban 6. Ne yapacağım arkadaşlar? Yine benzetme yapacağım tamam mı? Gideceğim log 3 12'yi verilen taban cinsinden yazacağım. Log 6 12 bölü log 6 3. Böylece bu artık neye dönüşmüş olacak arkadaşlar? Log 6 12. Ne demektir bu? Log 6 6 artı log 6 2 bölü. Log 6 3 ne demektir? Dikkat. Log 6 6 eksi log 6 2. Neden? Çünkü arkadaşlar logaritma 6 tabanında 3 demek. 6 bölü 2'den düşünün. E, o zaman 3'e elde ediyorum fark işlemi de logaritmada aslında bölümü anlatıyordu. Bu yüzden şurayı şöyle göstereyim bakın görün göremeyenler 6 bölü 2 gördünüz mü? Bu yüzden logaritma 6 tabanında 2 olmuş oldu. Artık logaritma 6 tabanında 6 1. Logaritma 6 tabanında 2 x. Sonra logaritma 6 tabanında 6 1. Öbürü de eksi x oldu. Cevabı bu şekilde bulduk. Hemen şunu da söyleyeyim arkadaşlar bazı adımlarda Allah Allah bu nereden geldi diyorsanız bence bu kısımlara bir daha bir göz gezdirmek lazım. Bunun ağırlıkta olduğu soruları göstermek gerekiyor, çözmek gerekiyor. Ama ben size söyleyeyim. Ben bir kere genel itibariyle ezbere etmeyeyim size ama bu verilen tabanı sorulan tabanın cinsinden ya da bazen de sorulan tabanı verilen taban cinsinden yazıyorum. Burada ne yaptım? Logaritma 3 tabanını gittim 6 tabanında göstermiş oldum. Bu ilk hamlemiz. Deminki soruda da yaptık. Sonra arkadaşlar logaritmada cinsinden sorularında yapacağınız en önemli hamle şuraya benzetmek olayı. Bunu benzetirken de logaritma 6 tabanında 12'yi bakın parçalarına ayırdım 6 ve 2 diye. Bir de şurada bazen tabi illa çarpanlarına ayrılacak diye bir şey yok. Böyle bölümlü de olabilir. O zaman da ben logaritma 6 tabanında 6'yı kullanmalıyım. Eğer burası logaritma 7 tabanı olsaydı logaritma 7 tabanında 7'yi kullanmaya çalışırdım. Sorularda bunları tam sayı haline getirecek şekilde işlemler yapmak gerekiyor. O yüzden de 1, 2, 3, 4 gibi sayılar elde ediyoruz şuralarda ve kalan kısım zaten soruda verdiği şey oluyor. Buna riayet ederseniz ben soruları düzgünce yapacağınızı düşünüyorum. Bu size böyle bir klasik soru tarzı olsun. Gerçekten bakın soru tarzları üzerinden gidiyoruz. Gelelim bir tane de e, logaritma grafiği üzerinden gitmeye arkadaşlar. Şimdi eksi 2 2 verilmiş. Eksi 4 verilmiş. 3 verilmiş. Ne yapacağız burada peki? Logaritmada arkadaşlar bir kere şu böyle doğru var. X eksenini dik kesen bir doğru. Bunun özelliği nedir? Asimtot böyle şu şekilde çizik çizik olur. Bu ne demektir? logaritmanın içini sıfır yapan değerdir. Hatırlayalım. Logaritma alt tabanında sıfır olmaz. Tanımsızdır. Logaritmanın içi sıfır olamaz. Bu yüzden ilk hamlesi x'e 4 verdiğiniz zaman eksi 4 verdiğinizde içerisi sıfır oluyormuş. Buna dikkat edeceksiniz. İçeriği sıfır yapan değeri. Sonra standart yorumlarımız. Logaritma eğri Çember doğru hiç fark etmez nokta denklemi sağlar diye gideceğiz. O yüzden ilk bu önemli noktalarla ben başlıyorum bu şekilde. Bu soruda yok ama bazen arkadaşlar şu x eksenini kestiği yeri de verir. O da ne demektir? Logaritma ne zaman sıfıra eşit olur? Logaritma a tabanında bir sıfıra eşit olur. O yüzden burayı verseydi içeriği bir yapan değer diyecektik ama öyle bir şey yok. Şimdi o zaman bakalım. Eksi 4b artı c eşittir sıfırdan c eşittir 4b oldu. Logaritma a tabanında ee, x gördüğüm yere eksi 2 yazarsam artık eksi 2b artı c gördüğüm yere de 4b yazıyorum. Bu da neye eşitmiş? 2'ye. Demek ki a karede arkadaşlar 2b'ye eşit oldu. Bir bilinmeyeni de hallettik. Bundan sonra o zaman logaritma a tabanında b gördüğüm yere a kare bölü 2 yazacağım. Dikkat edin lütfen. x'e 0 verdiğimde y eksenini 3'te kesiyor. x'e 0 veriyorum. 0. C'ye ne vereceğiz peki? Ona bakalım şimdi. Bu da 3'müş. Demek ki aküp C'ye eşitmiş arkadaşlar. Güzel. A kare 2B'ye eşit. Aküp C'ye eşit. E C'de 4B'ye eşitti. Yapalım o zaman. C'ye gördüğüm yere aküp yazdım. Şurada. Sonra B gördüğüm yere de arkadaşlar A kare bölü 2 yazayım. Böylece sadeleştirdiğim zaman A0 A sıfıra eşit olamayacağına göre A buradan ne oldu? 4 bölü 2'den 2 A 2 olunca A küp C'ye eşitti. C buradan 8. A karenin yarısı yani A kare 4 yarısı da 2 olduğu için B de 2x olmuş oldu. Logaritma 2 tabanında 2x artı 8. Benden A, B, C'nin toplamını istiyordu. 2, 2, 8 arkadaşlar toplamları 12 olur. Logaritmada en geniş tanım aralığı. Biliyorsunuz logaritma arkadaşlar öyle her sayıyı alamıyor. Neye dikkat ediyorduk? Bir, Logaritmanın tabanı şu taban asla sıfır olamaz. Hatta şöyle sıfırdan büyük olmalı. Bire de eşit olamaz. Böylece sıfıra da eşit olmamış oluyor. Negatif zaten olamaz. Sonra arkadaşlar gelelim sayıya. Sayı da sıfırdan büyük olmalı her zaman tamam mı? Böylece logaritmada arkadaşlar ...ona bir dikkat edeceğiz. İkincisi köklü sayı var bir de daha bu soruda. Köklü sayının içi asla negatif olmamalı. O zaman oradan başlayacağız. Dıştan içe doğru gidelim. Bir, köklü sayının karekök, kök... ...dördüncü dereceden, altıncı dereceden gibi... ...çift dereceden köklerde içerisi... ...sıfır veya sıfırdan büyük olmalı. Bu birinci adım. At O zaman öbür tarafa attığımız zaman... ...bir, logaritma 3 tabanında x artı 1 olmuş oldu. At öbür tarafa 3 üzeri 1'den 3 x artı 1 oldu. Ve buradan da 2 büyük eşit x geldi. Bu bir kısmı. İkinci kısım nedir? Tabii ki asla logaritmanın içi sıfır olmamalı. negatifte olmamalı. Bu yüzden de x artı 1 arkadaşlar sıfırdan büyük olmak zorunda. x de böylece eksi 1'den büyük oldu. Demek ki eksi 1 ile 2 arasındaymış arkadaşlar. Bizden zaten ne istiyordu? En geniş tanım aralığını. Eksi 1 açık. 2 kapalı yani B şıkkı. Eşitsizlik sorularını ben önemsiyorum bakın. Bir soruda olması gerekeni yapıyoruz. Bir logaritmanın içinin de sıfırdan büyük olması gerektiğini unutmuyoruz. Şimdi gelelim buraya. Bunu özellikle seçtim. Her soruyu seçtiğim gibi ama şurayı ben kendimce hep önemserim. Sorularda ne kadar az işlem hatası yapma ihtimalini zorlarsanız o kadar iyi olur arkadaşlar. Bu yüzden de burada şöyle bir hareket yapacağım. Ben Logaritmada eşitsizlik sorularında taban birden küçükse onu hemen birden büyük hale getiriyorum. Eksi hatası yapmamak için. O yüzden ne yapıyorum? Logaritma 3 üzeri eksi 1 diyorum. Logaritma 5 x eksi 7. Sonra ne diyorduk? Logaritmada tabanın üstü ters çevirilir. Yani eksi 1 bölü 1. Logaritma 3. Logaritma 5 tabanında x eksi 7 büyüktür 0. Peki bunu niye yapıyorum? İşte şu eksi burada böyle kabak gibi duruyor artık. Böylece onu gözümün önünde olduğu için işaret hatası ya da eşitsizlik hatası yapmam arkadaşlar. Bundan dolayı logaritma 3 tabanında her iki tarafı eksiyle çarparsak böylece sıfırdan küçük olmuş olur. O eksiden de kurtuldum ne güzel. Şimdi çok önemli bir hamlemiz. Logaritmada ne olursa olsun bu içerinin sıfırdan büyük olduğunu sakın atlamayın. Hocam buranın tamamını mı alacağız? Evet sonuçta logaritma 3 ya. Logaritma içinde ne var ne yok her şey sıfırdan büyük olmalı. Bu logaritmanın şartı daha eşitsizlik bile çözmüyorum. Logaritma 5 tabanında x eksi 7 büyüktür sıfır olmalı log 3'ün içinde olduğu için. Böylece x eksi 7 büyüktür 5 oldu. Şey 5 üzeri sıfırdan 1 geldi. Log 5'i buraya her zaman 5 olarak atarız. Bundan dolayı da x büyüktür 8 oldu. Bu sorunun kenarında duracak. Şimdi artık eşitsizliğe dönelim. Log 3 öbür tarafa ne olarak geçer? 3 üzeri 0. Böylece log 5 x eksi 7 3 üzeri 0'dan 1. Bu 5 buraya normal 5 olarak geçti ve x eksi 7 5 üzeri 1 oldu. Yani 5 x de buradan arkadaşlar 12'den küçük oldu. Gördüğünüz gibi x 8'den büyük olmalıymış. 12'den de küçük olmalıymış. Doğal olarak arkadaşlar buradan 9, 10, ve 11 oldu. Toplamları da 30 geldi. Bu şekilde A şıkkı olmuş oldu. Bu logaritmadan da önemsediğim bir sürü yer var tabii ki. Logaritmanın konusunu anlattım. Sorularını çözdüm. Hatta isterseniz 3D'den de o yeni nesil tarzında sorulara bakabiliriz. Bakabilirsiniz. Ben şimdi artık biraz da permütasyon kombinasyon çözeyim size. Aralarında Ali Veli Selami'nin de bulunduğu 6 kişi Veli Ali ile Selami'nin arasında herhangi bir yerde olmak şartıyla kaç değişik biçimde yan yana sıralanabilir? Arkadaşlar soruda size böyle sıralama hakkı tanımıyorsa o aslında biraz tekrarlı permütasyon gibidir. Çünkü bakın şimdi Veli Ali ile Selami arasında olacak tamam mı? Ama bu arasında dediği zaman yan yana dip dibe diye belirtmemiş. Eğer belirtmiyorsa bunlar şöyle bir görüntüye sahip olabilir. X kişisi Y kişisi, V, B kişisi ve Selami. Bakın burada toplam 6 insan var. Her türlü Veli Ali ile Selami arasında mı? Evet, arasında. Aralarda insanlar da var ama şartı sağlıyor. Böyle bir görüntü de olabilir. Direkt A, v, S, bundan sonra X, Y, işte öbürüne de demişim ben. B mi demişim? Böyle demişim. Böyle 6 kişi de olabilir. Yan yana olmak zorunda değiller söylemediğim müddetçe. Peki ben bunu nasıl logaritmaya bağlayacağım? Diyeceğiz ki ama logaritma nereden çıktı ya? Permütasyona. Burada arkadaşlar normalde bunlar 6 faktöriyel diye sıralanır. Ben bu Ali, Veli ve Selami'ye bir nevi kutu yapıyorum. Yerlerini rezerve etmek için. Sonra bu kutuları özdeş sayıyorum ve 3 ile bölüyorum. Böylece nasıl bir rahatlığım oluyor biliyor musunuz? Hangisi nereye gelmiş? O önün ark o onun önüne, önüne, gelmiş. Öbürü öbürünün arkasına gelmiş. Dip dibe olacaklar mı, olmayacaklar mı derdi yapmadan bunları kutu gibi düşünüp X, Y, B diyelim bir kutu buraya, bir kutu buraya, bir kutu buraya geliyor tamam mı? Bu kutularda özdeş olacağı için sonuçta kendi aralarında yer değiştirince hiçbir anlamı olmuyor gördüğünüz gibi. Bunlara yer tayin ediyorum. Sonra bu yere otomatik olarak veli mecburen buraya gelmek zorunda. Ali ile Selami de yer değiştirirler kendi aralarında. Bu yüzden geri 2 faktöriyelle çarpmayı unutmuyorum. Ali ve Selami soldan sağa sıralı gidecekler deseydi 2 faktöriyelle de çarpmazdım ama sonuç olarak böyle bir durum var. Bu şekilde sıralama hakkı tanımayan soruları aynı benim yaptığım gibi tekrar permütasyon mantığıyla yapabiliriz. 720 6'ya bölünce 120 2 240 oldu. 240'ı veren şık zaten D şıkkı arkadaşlar. Gelelim buraya. Kelebek kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek ele ile başlayıp b ile bitmeyen 7 harfli anlamlı ya da anlamsız kaç değişik kelime yazılabilir? Ele ile başlayacağına göre tamam elenin yeri belli. Sonra geriye ne kalıyor? K, E, L, E, E, B ve bir tane daha K kalıyor. Bunları arkadaşlar ne yapacağız? B ile de bitmeyecek. O zaman hemen ele yaptım. Sonra son harfe gelelim. B ile bitmeyeceği için ne kaldı geriye? E kaldı. K kaldı. Buraya arkadaşlar 2 tane de K olduğu için 3 harften birini yazarım. Şunu diyebilirsiniz. Hocam bir dakika orada 2 tane K var. Niye gittiniz e, birbirinin aynısı olduğu halde 3 yazdınız? Şimdi ben burada EKK 3'ünden K, birisini yazıyorum. Sonra zaten en son K'lar tekrarlı olduğu için 2 faktörü ile bölüyorum. Maksat burada haklarımın hepsini güzelce kullanayım. Sonra paydaya 2 faktöriyeli bölmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ben böyle yapmayacağım hocam mantıksız geldi diyorsanız o zaman EK'dan birini buraya yerleştirirsiniz. 2 hakkınızdan biri olur. Artık diyelim e, buraya arkadaşlar K sabitlendi tamam mı? K sabitlenince böylece diğeriyle yer değiştiremeyeceği için 2 faktöriyeli bölmemeniz lazım. Ama ya K sona gelmezse o yüzden gördüğünüz gibi başa dönmemiz gerekiyor. K'nın oraya gelip gelmeyeceğini anlayamayacağınız için Oraya 3 yapmanız lazım. Siz beni dinleyin. Buraya 3'ü yapıyoruz. Herhangi birisi oraya geldiği zaman kendi aralarında yer değiştiremeyeceği için kalar. Böylece iki ile bölüyorsun. İşini rahatlıyor. Peki şunlarla ilgili bir şey yapacağım mı? Hayır. Bunlar çivi gibi. E, L, E olarak sabitlendiğinden dolayı onları yer değiştirmediğimiz için tekrarlı değiller artık. O bir resim gibi. E, L böyle duruyor. Sonra arkadaşlar yalnız şunu da söyleyeyim. Bu E, L yerinde sabit ya. Hocam burada E bir tane daha var. Toplam 3 E var. 3 faktörüyle bölmem lazım mı? Hayır kesinlikle. E'ler sabit olduğu için resim gibi böyle kapat burayı. Geriye kalan arkadaşlar E istediği gibi yer değiştirebiliyor bunların arasında. Bunlara hiç bulaşmıyor. Bundan dolayı artık 3 tanesinden bir tanesini buraya yazdık. Toplam zaten arkadaşlar 7 harfimiz vardı. 4 tanesi gitti. Buraya 3 kaldı. Buraya 2 kaldı. Buraya da 1 kaldı. İkiler de sadeleşince 3 çarpı 3'ten 9 tane kelime yazabiliyormuşuz arkadaşlar. 4 öğretmen ve 4 öğrenci kare şeklindeki bir masanın etrafındaki 8 boş sandalyeye oturacaklardır. Öğretmenler köşelerde ve iki öğretmen arasında bir öğrenci bulunmak şartıyla. He. Bir öğretmen burada, bir öğretmen burada, bir öğretmen burada, bir öğretmen de burada oturacakmış arkadaşlar. Dolayısıyla ne olacak? Burada öğretmenler köşelere oturduğu için 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bunların arasında da e, toplam 4 tane öğrenci olacak. Yani bakın bir öğrenci buraya, bir öğrenci buraya, bir öğrenci buraya, bir öğrenci buraya. Dolayısıyla 4 tane de öğrenci bu şekilde oturmuş olacak. 576 tane durum oluşur 24 çarpı 24'ten dolayı. Şimdi normalde aslında bu dairesel permütasyon sorusu mantı, arkadaşlar. O yüzden de cevabı 576 olmayacak normalde ama siz şöyle düşünün. Hiç kafanızı yormayın. Nasıl olsa müfredatta yok. Karesel bir şey verip köşelerde sabit böyle 4 tane sandalye var. Buralara bodoslama 4 tane insan oturabiliyor. Dairesel permütasyon çözümü müfredatta olmadığı için oraya girip böyle kafanızı hiç karıştırmayacağım. Siz dediğim gibi bu mantıkla sorunun çözümünde hiçbir sıkıntı yoktur. Cevap da 576'dır. Evet o yüzden C görünüyor cevap. Siz E olarak işaretleyip geçin. Kafaya takmayın. Şimdi A küçüktür, B küçüktür, C olmak üzere. CBA biçiminde 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılır? Size sıralama hakkı tanıyor mu? A, B, C kendi arasında yer değiştirebilir diyor mu? Hayır. Nereden anlıyorum onu? En küçük basamak A, sonra B, sonra C olacak diyor. O zaman arkadaşlar işte buna yine tekrarlı permütasyon muamelesi yapıyorum. Bakın şimdi. Diyorum ki e, doğal sayı demiş ya bir kere başa sıfır gelmez. Hatta bunu tekrar permütasyonla bile yapmayacağız. Tekrar permütasyona bile bulaştırmayayım sizi kombinasyonla yapayım. Konu anlatımında da bahsetmiştim bundan. Şimdi burada arkadaşlar bu şeyi rakamları şöyle bir haznenin içinde gibi düşünün tamam mı? En büyük basamak hangisi oluyor? Birler basamağı. Sıfır zaten başa gelemez. Sıfır başa gelemeyeceği için bu sıfırı attık. 9 tane sayıdan herhangi 3'ü aşağı düşse örnek 2 düştü, 4 düştü, 9 düştü. Bunlar nasıl yazılır? Kendi aralarında yer değiştirme hakkı olur mu? Hayır. Mecburen 2, 4, 9 diye yerleşir. A hatta pardon. A küçüktür, B küçüktür, C diyormuş. Yani şimdi bunu da normalde hep A, B, C yazarız ya arkadaşlar. Bir an ona dikkat etmedim ben de. CBA olduğu için sıfırı da kullanabilirim. 10 sayıdan 3 tanesini istediğim gibi seçtim. Örnek gösteriyorum bakın. 0, 2, 4. Mecburen buraya 0'ı yazarım. Mecburen buraya 2'yi yazarım. Mecburen buraya 4 yazarım. Gördüğünüz gibi sıralama hakkım olmadığı için bu soruda tekrar permütasyon bile kullanmadım. Kombinasyonlu olayı hallettim geçtim. Sonra diyelim bir örnek daha göstereyim bakın. Siz dediniz ki hocam hani böyle yaptınız böyle denk geldi ben diyelim 2 yapsam 5 ve 7 düşse aşağıya bunu hani bir hazne gibi dedim ya hazneden 3 tane sayı düştü. Bunları yer değiştirme hakkınız var mı? Hayır. Buraya 2 yazmak zorundasın. Buraya 5, buraya mecburen 7. Hakikaten o zaman bunların arasında yer değiştirme şansım olmadığı için sayıları seçip öylesine bıraktığımda otomatik diziliyor zaten. Bu yüzden 10'un üçlüsü arkadaşlar cevabımız. 10, 9, 8, 3 faktöriyel dediğimiz zaman 12 yani 120 imiş cevabımız. Bu soruları ben önemsiyorum. Sınavda da hatta bir kere soruldu. Hatta benim girdiğim yıl soruldu 2005'te. Bu şekilde bir soru sormuşlardı. Yaptım mı yapmadım mı hatırlamıyorum. O zaman açık söylemek gerekirse bilmiyorum ama şimdi böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ama ben öğrencilik zamanımda böyle bir mantık öğrendiğimi hatırlamıyorum. Sonra kendim böyle mezun olduktan sonra kafa yora yora insan bazen çözümler geliştiriyor. Ben bu çözümümün çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ama bu soruyla alakalı farklı bir çözümünüz varsa bundan daha uzun olmamak şartıyla yorumlarda belirtebilirsiniz. Farklı 7 kalem 3 kişiye herkes en az 2 kalem almak şartıyla kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Farklı 7 kalem 3 kişiye nasıl dağıtılabilir? En az 2 tane vereceksem 2-2. Sonra kalan 3 tanesini birine veririm başka şekilde dağıtma şansım var mı? Zaten en az iki tane alacakları için mecburen bir tanesi 3 alacak, diğerleri de 2 2 alacak. Ama burada sizi uyarmak zorundayım. Bazen şöyle yapıyor öğrenciler. En az iki tane vereceğiz ya hocam. Önce iki tane dağıtırım. Bak bunu kesin yapan vardır böyle. Sonra kalan bir taneyi de hocam 3 kişiden birine gönderirim. Eğer bunu derseniz soru gitti. Niye biliyor musunuz? Permütasyon, kombinasyon olasılıkla bazen size çözümleriniz çok mantıklı gelebilir. Ama matematiksel olarak o kadar mantıksız ki bazen ifade etmek bile zor oluyor. Burada arkadaşlar size önce 6 tanesini dağıtın sonra kalan bir tanesini dağıtın diyor mu? Hayır. Bunların hepsini bir hamlede böyle vereceğiz. O zaman farklı nesneleri, farklı kutulara veya insanlara vereceğiniz zaman Önce buna ver sonra buna ver demiyorsa sizin önce buna vereyim sonra buna vereyim deme hakkınız yok. Aynı anda dağıtımı yapacaksınız bu çok önemli. Her şeyi soruda size açık ve seçik belirtir. Belirtmiyorsa aynı anda yapılacak demektir. Bu yüzden arkadaşlar 2-2-3 şeklinde dağıtacağım. Dikkat ben her zaman önce gruplarım. Bak şimdi 7'nin ikilisi 5'in ikilisi 3'ün üçüsü. Grupladım yani bunları böyle paketledim. 2 tane kalem 2 tane kalem 3 tane Kalem. Bunlar zaten farklı olduğu için böyle hani nesne koyayım. 3 tane farklı paket var. 3 kişiye gidecek. Gruplarken eğer grupların eleman sayısı aynıysa muhakkak aynı olan grup sayısı kadar bölün. Kaç tane grubun eleman sayısı aynı? 2 tane grubun. Bu yüzden 2 faktörüyle bölüyorum. Burada 2 olduğu için değil. 2 grubun eleman sayısı aynı. Bunlar kendi arasında sürekli tekrar edeceği için yani şöyle düşünün. A, B, C, D yazmakla C, D, A, B yazmak arasında fark yoktur. İkisi de aynı gruptur. Fazlalık olanları siliyoruz iki faktöriyeyle bölünce. Şimdi bu paketleri 3 farklı kişiye göndereceğim. Çarp 3 faktöriyelle olay bitti. Sanki 3 kişiyi 3 koltuğa oturtuyormuş gibi. Benim mantığımda o yüzden her zaman söylerim. Önce gruplamak vardır. Bölmem gerekeni bölerim. Bölmem gerekmiyorsa bölmem. Sonra dağıtıma geçerim. Böylece bunun da cevabını bulmuş oluruz arkadaşlar. C'ymiş. Özdeş 3 boncuk 4 farklı kutuya kaç değişik şekilde konabilir? Bakın özdeş 3 boncuk 4 farklı kutu. Bu da güzel. Deminki farklı nesne farklı kutuydu. Burada özdeş nesneyi farklı kutulara koymak da aslında ezber bir çözümdür. Madeni 1 liraları işte dağıtmak. A artı B artı C eşittir. Dört demek. Bunların hepsi aynı soru mantığıdır. Ayraç yöntemi. Özdeş nesneleri dağıtırken böyle arkadaşlar nesneleri özdeş şekilde çizgileri koyuyorum. Sonra dört farklı kutuya koyacağım ya. Buna üç tane ayraç yeterli. Neden? Şey gibi düşünün. Bir ekmek var. Dört parçaya kaç kesikle bölersiniz? 3 kesikle. Onun gibi. Bakın dört parçaya bölmek için üç tane hamle yeterli. O yüzden 3 hamle yapınca bir... 2, 3, bakın dördüncüye sıfır kaldı. Örnek bir görüntü. Bir tane daha örnek bir görüntü göstereyim. Ayraçların hepsini sona atarsın. Birinci 3 tane almış olur. İkinci, üçüncü, dördüncü sıfırlar tane almış olur. Bunun gibi istediğimiz şekilde ayraçları yer değiştirerek kimin kaç tane alacağını belirliyoruz. Nesneler özdeş olduğu için böylece kim neyi almış önemsememiş oluyoruz. Sadece kime kaç tane gitmiş onu önemsemiş oluyoruz. Bu yüzden... Toplam 6 nesne var. 3 ayraç, 3 nesne. 6 faktöriyel. 3 tane nesne özdeş, 3 tane de ayraç özdeştir. Dolayısıyla 720'yi 6'ya bölersek 120, bir de 6'ya bölersek 20 tane durum varmış. Bunlar klişe soru gerçekten hani bilen birçok öğrenci vardır ya bunları gördük diye ama görmediyseniz de bu tarz çözümleri ezberlemek bence gerekir. Çünkü sınavda da hakikaten soruldu yani bu tarz sorular. Ee, yani o yüzden diyorum zaten ezbere karşı olmamak lazım. Çünkü sınavın gerçeklerinden biri bu. Buna diretmeye gerek yok. Şekildeki çember ve doğru üzerinde toplam 8 nokta verilmiştir. Köşelere bu 8 noktadan herhangi 3'ü olan kaç değişik üçgen çizilebilir? Kaç üçgen çizilebilir pardon. Şimdi normalde arkadaşlar ben ne derim buraya? 8 noktadan 3 tane üçgen geçecek derim. Ancak burada... 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta doğrusal. Bunları çıkardığım zaman gerçekten geri kalanların hepsi üçgen oluşturur. Bunları niye çıkarıyorum? Çünkü doğrusal noktalardan üçgen oluşmazdı. O yüzden düşünsenize bu noktayı, şu noktayı ve şu noktayı seçtiğimde bu bir doğru belirtir. Şu doğrunun üzerindeki hiçbir noktadan üçgen geçmeyeceği için bu yüzden onları çıkardım. Böylece 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel eksi 5'in üçlüsü zaten 10. Buradan da 56 eksi 10'dan 46 tane üçgen varmış. Birinci ve ikinci torbadaki toplam renklerin sayısı ve renkleri ve sayısı yukarıda verilmiştir demiş. Birinci torbadan bir tane top alınıp ikinci torba atılıyor. Daha sonra ikinci torbadan bir tane top çekiliyor. Çekilen topun yeşil renkte olma olasılığı nedir? Biz arkadaşlar ilk torbadan ne çektiğimizi bilmiyoruz. O yüzden ne yapacağız? Birinci torbadan diyelim mavi çektik. 1 bölü 4 olasılıkla mavi çekersek artık burada 1 mavi 3 yeşil 2 kırmızı olur. Buradan da yeşil çıkması için toplam 6 tane nesne olduğu için 3 bölü 6. Veya 3 yeşilden bir tanesini seçmiş olabiliriz. Birinci torbadan artık burası 4 yeşile çıkar. Bu yüzden de 4 bölü 6 olur arkadaşlar. Artık buna göre o zaman cevabımız 1 bölü 8 Burası da sadeleştirirsek 1 bölü 2 oldu. Yani 4 bölü 8 artı 1 bölü 8'den 5 bölü 8'miş. Şekildeki eşkenar üçgen şeklindeki hedef 3 parçaya ayrılmıştır. Hedefe atış yapıp hedefi vuran birisinin tarılı bölgeyi vurmuş olma olasılığı kaçtır? Aslında alan sorusu arkadaşlar. Alan temel benzerlik bilgisinden hatırlayalım. Eşit parçalarda alan S, 3S 5S diye gider. Peki bu ezberlemeli miyiz? Bence bilin çok basit bir şey ama bilemezseniz de temel benzerlik. 1 bölü 2 benzerlikten dolayı burası S ise şuranın tamamı 4S'tir. Buraya o yüzden 3S kalıyor. Sonra 2 bölü 3 benzerlik oranının karesi neydi alanların oranı? Benzerlik oranının karesi. 4 bölü 9 olacak. O yüzden buraya 5S kalıyor. Özel bir durum değil yani. Siz 3S'lik bölgeden bir nokta vurmak istiyorsunuz. Toplam bölge 9S olduğu için arkadaşlar 1 bölü 3 olasılık oldu gördüğünüz gibi. Yukarıdaki 3 özdeş torbadan biri rastgele seçiliyor. Seçilen bu torbadan rastgele seçilen bir bilyenin sarı olma olasılığı kaçtır? Bunu özellikle yine seçtim. Çok basit bir soru aslında ama rastgele torba seçiyoruz ya hangi torbayı seçtiğimiz belli değil. O yüzden 1 bölü 3 olasılıkla ben 1 numaralıyı seçmiş olabilirim. Bunun sarı gelme olasılığı 3 bölü 6'dır. Sonra arkadaşlar, 1 bölü 3 olasılıkla ben ikinci torbayı seçmiş olabilirim, oradan da sarı gelme olasılığı 2 bölü 4'tür. Veya 1 bölü 3 olasılıkla arkadaşlar, ben üçüncü torbayı seçmişimdir, oradan da sarı gelme olasılığı 5 bölü 8'dir. Ee, buradan o zaman 1 bölü 6 artı ee, 1 bölü yine 6 oldu. Burası da 5 bölü 24 oldu. Payda eşit dediğimiz zaman 4, 4 daha 8, 5 daha 13 bölü 24 olasılıkla bu olmuş oldu. Penaltı atışı yapan A futbolcusunun kaleyi tutturma olasılığı 3 bölü 5. B kalecisinin de atılan bir penaltıyı kurtarma olasılığı 2 bölü 9'dur. A futbolcusunun B kalecisine bir penaltı atışı yaptığında gol atma olasılığı kaçtır? O zaman nasıl olması lazım? Bir, kaleyi bulması gerekiyor. İki, kalecinin kurtaramaması gerekiyor. O zaman kaleyi tutturma olasılığı 3 bölü 9. Kalecinin arkadaşlar tutamama olasılığı 7 bölü 9. Şurası 3 bölü 5 pardon. Böylece 3'ler sadeleşmiş oldu. 7 bölü 15 olasılıkla bu kaleci golü yer. Oyuncu da golü atmış olur. O kolaydı. Özel bir soru olmadı. 60. soruya Aritmetik dizinin ardışık 3 terimidir demiş arkadaşlar. Aritmetik dizinin ardışık 3 terimidir deyince şöyle bir yorumu tabi gözle almak lazım. x2 eşittir x1 artı x3 bölü 2 ortadaki terim diğerlerinin aritmetik ortalamasıdır arkadaşlar. Bu yüzden 2x2 eşittir x1 artı x3 diyebiliriz. Şimdi x kare artı 2x artı a x eksi 1 hangi kök? Birinci kök hangi kök, ikinci kök hangi kök, üçüncü kök bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki x1 artı x2 artı x3 3 tane x2'ye eşit şundan dolayı. Bu arada birinci kök veya herhangi bir kök diyelim ona 1. Buradaki kökler toplamı eksi 2. O zaman tüm kökler toplamı arkadaşlar ne gelmiş oldu bakın. Eksi 1. Bu yüzden x2 eksi 1 bölü 3'müş. Şimdi burada bir tane kökün 1 olduğunu biliyoruz. Güzel. Eksi 1 bölü 3 birden küçük bir kök arkadaşlar. Böylece farklarını alırsak arada ne oluyor bakın 4 bölü 3. Demek ki bir 4 bölü 3 daha azaltırsam eksi 5 bölü 3 olmuş olacak son kökümüz. Gerçekten bakın şimdi eksi 5 bölü 3, eksi 1 bölü 3 ve 1. Bunların hakikaten toplamlarının ee, yarısı şu ikisinin eksi 1 bölü 3'e eşit. Eksi 1 bölü 3 gerçekten bunlara eşit uzaklıkta aritmetik dizinin ardışık 3 terimi olmuş oldu. Demek ki arkadaşlar köklerimizden bir tanesi eksi 5 bölü 3 diğeri de eksi 1 bölü 3'müş görünmeyen. Bunların çarpımları 5 bölü 9'dur. Bu arada bu köklerin çarpımı da eksi B bölü A kökler toplamıydı. C bölü A'dı. Kökler çarpımıydı bu yüzden A bölü 1 eşittir 5 bölü 9'dan cevap E şıkkı oldu. Pozitif terimli bir geometrik dizide A4-A2 geometrik diziyi şöyle hatırlayalım arkadaşlar. Geometrik dizide herhangi bir terim unutanlar için söylüyorum. N N'inci terim M'ninci terimin arkadaşlar çarpı R üzeri N-M ile çarpılmışıydı bu şekilde. Sonra burada... Artık bize A4, A2, A5, A3'ü verdiği için bunların hepsini A2 cinsinden yazabiliriz. Geometrik dizide, aritmetik dizide mümkünse en küçük indisli terim cinsinden yazabilirsiniz soruları. Tek bilinmeyeni veya iki bilinmeyeni en azından bağlamış oluruz. A4, A2 çarpı R kare, eksi A2. A5, A2 çarpı R küp, eksi A3, A2 çarpı R. Böylece, A2 parantezinde R kare eksi 1. Burası da A2R parantezinde R kare eksi 1 oldu. Birisi 24 birisi 72. Taraf tarafa böldüğüm zaman A2'ler gider. R kare eksi 1'ler gider. 1 bölü R eşittir 1 bölü 3 olduğu için R3 geldi arkadaşlar. Bizden A1'i istiyor. O zaman hemen yerine yazalım. Şimdi önce bir A2'yi bulalım tabii herhangi birisinde yerine yazarak. Mesela burada yazayım. A2 çarpı R kare 9. Eksi A2 yani 8 tane A2 24'müş. Buradan A2 ne geldi? 3. Ve arkadaşlar ne söylemiştik? Ortak çarpan yani R 3 olduğu için 3'ü 3'e bölersem birinci terimi de 1 bulurum. Çünkü A1 çarpı R A2'ye eşit olduğu için A1'i bilmiyorum. Bu 3 A2'de 3 bakın 1 gelmiş oldu. Bir geometrik dizinin ilk 6 teriminin ha, şimdi yine bir kural. Geometrik dizide ilk n terim toplamı neydi? A1 çarpı 1 eksi r üzerine n terim sayısı. Bunları bilmek zorunda mıyız hocam? Tabii ki kesinlikle. Bölü 1 eksi r. Artık arkadaşlar buradan o zaman yerine yazarsak. A1 çarpı 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R ilk 6 terimin toplamı. İlk 3 terimin toplamı A1 çarpı 1 eksi R küp bölü 1 eksi R. Bunların oranı 9'muş. 1 eksi R'ler gitti. A1'ler gitti. 1 artı R küp eşittir. E, ee, sadeleştirdiğim için tabii onu da göstereyim. 1 eksi R üzeri 6 göremeyenler için. A kare eksi B kare mantığıyla 1 eksi R 1 artı R ama 6 ne demek? 3'ün 2 katı üstün üstü çarpılır. Bu yüzden 1 eksi R kübün karesi 1 artı R kübün karesi olarak düşüneceksiniz. Böylece 1 eksi R küp çarpı 1 artı R küp olacak. Bunlar da e, gidince böylece 1 artı R küp 9, R küp 8 ve arkadaşlar R 2 geldi. O zaman ortak çarpanı soruyordu zaten. Bu şekilde C'ye bulmuş olduk. Tabii geometrik dizi, aritmetik dizi fark etmeksizin yorumlar zaten var ama kesinlikle formülü bilmek lazım. Biraz gıcık konudur biliyorsunuz bunlar. Gıcık konulara biraz daha önem verin tamam mı? Çünkü e, insan nereyi önemsemezse oradan patlıyor. Ben şimdiden uyarayım önemsemediğiniz yerleri böylece dikkat etmiş olursunuz. Bakın bir fonksiyon verilmiş fx grafiği. Eksi 3, 1 ve 3'te kökleri var. 1 bölü 2 fx artı mutlak fx nedir diye sorulmuş. Nasıl söyleyebiliriz? Mutlak fx demek arkadaşlar grafiğin x ekseninin altında kalan kısımlarını böyle kaldır demektir. Bir yorumumuz bu. Diğer taraftan da mutlak fx arkadaşlar negatif olan yerlerde eksi fx diye çıkar. Çünkü içerisi negatif olduğu için eksiyle çarpmam lazım. Pozitif olduğu yerlerde olduğu gibi çıkar. Buna göre o zaman bunun grafiğini sıfırdan çizmene gerek yok. Şöyle bir yorum yapacaksın. Diyeceksin ki eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar x ekseninin altında kalan bir grafik negatif değerlidir. Bu yüzden fx bak eksiyle çarpılarak çıkar. Bir de önünde 1 bölü 2 vardı. Kendiliğinden 0 geldi. Demek ki yeni fonksiyonumuz eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar 0. Nasıl gösterilir 0'ı analitik düzlemde? Şöyle bir grafik kenarda çizeyim. Şöyle bakın. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar kalın bir doğru yapayım anlayın. Böyledir görüntüsü. Sonra arkadaşlar eksi 3 ile 1 arasında bu fonksiyon pozitif değerli olduğu için mutlak fx olduğu gibi çıkar. Bu yüzden 2 fx bölü 2 olduğu için fx olduğu gibi bir fonksiyon oldu. O zaman eksi 3 ile 1 aralığı fonksiyonu yine kendisiymiş. Sonra 1 ile 3 arası eksi ile çarpılarak çıkar fx eksi fx bölü 2 olduğu için sıfır. Böylece bakın yine bu şekilde oldu arkadaşlar. Son olarak 3'ten sonra da fonksiyon olduğu gibi çıktığı için çünkü pozitif işaretli fx artı fx bölü 2 böylece bu fx oldu. Yani fonksiyonun orası yine kendisi. Buna uyan şık tabii ki hangisi arkadaşlar? E şıkkı. Gelelim buraya tanımla örten bir fonksiyon demiş. He. Şimdi örten fonksiyon soruları biraz böyle kıldır. su var. İşte normal fonksiyon yorumu var. Bunlar da çizebiliyorsanız benim size tavsiyem grafiği çizmeniz. Parabol grafiğini çizebilmeliyiz. Doğrusal grafiği kesinlikle çizebilmeliyiz. Örten fonksiyonda arkadaşlar değer kümesi görüntü kümesine eşittir. Şimdi bunu anlamak bazen o kadar kolay olmayabiliyor. O yüzden mümkünse grafikten daha kolay anlaşılır. Şimdi grafiğini çiziyorum bunun. Eksi 4'ten eksi 4 artı x kare sıfırdan küçük değerler için. Normalde eksi 4 artı x kareyi sıfıra eşitlersek bir kökü 2'dir. Bir kökü eksi 2'dir. Eksi 2 ve 2 aralığında şöyle e, pozitif kolları yukarı doğru olan bir grafik. Ama nereye kadar alacağız? Sıfıra kadar. Şöyle içi boş sıfırdan küçük demiş çünkü. Sonra x ne demektir? Y eşittir x. Sonuçta bu fx eşittir x. Gördüğünüz gibi x büyük eşit sıfır için. O zaman bu da arkadaşlar normalde orijinden geçen böyle eğimi bir olan bir doğruydu. Bunu nereden alacağız? Sıfırdan büyük kısmıyla alacağız. Gördüğünüz gibi böyle bir grafik olmuş oldu. Şimdi bakalım bu acaba e, örten dediğine göre nasıl olması lazım? Bunun değer kümesi. Bir kere fonksiyon nereden başlıyor? Y değerlerine odaklanacaksınız. Değer kümesi Y'lerdir. Y değerlerini anlamak için de yatay doğrular çizin. Bu fonksiyonda bakın yatay doğrular çizdiğiniz zaman grafiği bir tanecik bile olsa noktada kesmesi lazım. Şu an bir sıkıntı yok. Evet devam ediyorum hiçbir problem yok. Gördüğünüz gibi fonksiyon eksi 4'ten 0'a çıktı görüntü kümesi. Görüntü kümesi eksi 4 açık sonsuza çıktı. O zaman ne demiştik? Örten bir fonksiyonun değer kümesi görüntü kümesine eşittir. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız D şıkkı olacak. Örtenlere biraz dikkat, tamam mı? O zaman böylece 65. soruya geldik. Burada da limit başlıyor. Limit türev integrali de size mümkünse ayrı bir videoda anlatayım arkadaşlar. Son videoda e, ne kadar uzun sürerse sürsün tekrarımızı yapalım. Belki bunun gibi böyle yaklaşık bir saat olur görüşmek üzere son videoda arkadaşlar iyi çalışmalar